Herkese merhaba, bir kitap alışverişi videosu ile karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde semtimizde bulunan tek sahafı ziyaret ettik. Bizim için çok kıymetli çünkü tek bir tane sahaf var ve vaktimiz oldukça, fırsatımız oldukça mutlaka uğruyoruz. Şöyle raflarında bir geziniyoruz, kitaplara dokunuyoruz. O anıları o raflarda gezerken hissediyoruz. Onun için eşim ve benim için sahaf gezmek büyük bir keyif, bir zaman yolculuğu adeta. İşte yine sahafta gezerken raflarda ilgimizi çeken kitaplardan merak ettiklerimizi kitaplığımıza eklemek istedik. Küçük bir alışveriş yaptık. Şimdi seçtiğimiz kitapları sizle paylaşacağım. Bakalım biz hangi kitapları merak ettik ve kitaplığımıza ekledik. Evet, ilk olarak Mark Twain'den Adem'le Havva'nın Güncesini aldık. Yıllar öncesinde bu kitabı okuduğumu hatırlıyorum. Raflarda gezerken tekrar görünce kitaplığımda olmadığını hatırladım ve olsun istedim. Çok keyifli okumuştum bu kitabı. Adem'le Havva'nın Güncesinde Mark Twain kadın erkek ilişkilerini çok esprili bir dille kaleme almış. Nasıl okuduğunuzu, nasıl başladığınızı, nasıl bitirdiğinizi gerçekten anlayamıyorsunuz. Zaten evrensel bir konu kadın erkek ilişkileri. Hala bile sayfalarca yazılıyor, saatlerce üzerine konuşuluyor ama Mark Twain'in kaleminden okumak ayrı bir keyifti benim için. Bu kitabı da yakın bir zamanda böyle çok fazla ertelemeden tekrar okumak istiyorum. 1981 baskısı Can Yayınları'ndan olanı almışız. Sayfalar böyle sararmış zaten. Böyle sahaflardan kitap aldığım zaman her zaman duygusal oluyorum. Çünkü acaba diyorum bu kitabı ilk kim okudu? Neler hissetti okurken? Sonra bu kitap bir şekilde benim elime geçti. Bilmiyorum, farklı bir duygusu oluyor. Yaşanmışlık olan kitaplarda, yaşanmışlık geçen kitaplarda. Onun için Adem'le Havva'nın Güncesini de görünce çok mutlu oldum. Sevdiğim de bir kitaptı. En kısa zamanda tekrar okuma listemde bu kitabı okuyacağım. Ve sonrasında Jack London'ın Ay Vadisi isimli romanını aldık. Ben bu kitaba hiç rastlamadım nedense. Hiç bilgim olmayan bir kitap. Görünce de çok merak ettim. Arka kapak yazısında da Jack London'ın işçi hareketlerini anlattığı bir kurguyu yazdığını görüyoruz. Ve işte o dönem işçi hareketlerini, yaptıkları grevleri anladığım kadarıyla işçilerin gözünden görme imkanımız oluyor. Keyifli okuyacağıma eminim. Jack London'ın kalemini zaten seviyorum. Ay Vadisi kitabını da merak ettim. Yine hemen okuma listeme eklemek istediğim kitaplardan bir tanesi oldu. Sonrasında Tom Robbins Parfümün Dansı kitabını duymuşsunuzdur ya da okuyanlarınız vardır. Benim Tom Robbins'le tanışma kitabımdır Parfümün Dansı ve gerçekten çok sevmeyeni olmasına rağmen ben çok etkilenerek, çok büyük bir keyifle okumuştum o kitabı. Yine sahafta, raflarda gezerken Tom Robbins'in iki tane kitabına denk geldim. Bir tanesi Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar, bir tanesi de Sirius'tan Gelen Kurbağa. İkisinin de ismi hem farklı hem de şöyle arka kapaklarını okuduğum zaman farklı kurgular yazdığını gördüm. Özellikle Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar, arka kapak yazısını okuyacağım sizi, eminim siz de merak edeceksiniz. Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar, uluslararası bir entrikanın ve Güney Amerikalı münzevi bir şamanın lanetine uğrayarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan hınzır bir CIA ajanının öyküsüdür. Bu mahkumiyet ruhani bir yükseliş potansiyeli de taşır. Zira Fatma'nın üçüncü kehanetinin yeniden keşfinin ve şaşırtıcı içeriğini ifşa etme mücadelesinin anlatıldığı roman, aynı zamanda ruhani aydınlanmaya doğru bir yolculuktur demiş kitabın arka kapağında. O kadar çok merak ettim ki bu kitabı, ya her kitap için aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten bir imkanım olsa da bütün merak ettiğim, okumak istediğim kitapları böyle aynı anda okuyabilsem. Ama yine çok geciktirmeden okuma listeme ekleyeceğim bir kitap. Dediğim gibi Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar, Sirius'tan Gelen Kurbağa, Tom Robbins'ten aldığım iki roman oldu. Ve yine çok merak ettiğimiz bir kitapla karşılaştık. Yani orada rafta gezerken sahafın sahibiyle de böyle kısa bir konuşmamız oldu. Çanakkale Gerçeği diye bir kitap.
Ama bu Çanakkale gerçeği bir İngiliz savaş muhabirinin gözünden, o dönem Çanakkale Savaşı sırasında savaş muhabirliği yaparken ülkesine gönderdiği raporlardan oluşan bir kitapmış ve bu İngiliz muhabiri aşırı milliyetçi, Osmanlı Devleti'ne, işte Müslümanlara ön yargısı olan da bir muhabirmiş aynı zamanda. Onun için onun gözünden o dönem Çanakkale Savaşı'nda muhabirlik yaparken ülkesine hangi raporlar yazdı ve böyle aşırı milliyetçi bir İngiliz'in üstelik işte Osmanlı Devleti'ne, Türklere, Müslümanlara karşı ön yargıyla hangi satırları yazdı çok merak ettik. Çanakkale gerçeğini de alıp okumak istedik açıkçası. Ve evet, sahaftan aldığımız kitapların haricinde 3 kitap da İdefix sitesinden almıştım ben ve geçen hafta elime geçti. Onları da paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Elizabeth Gaskell'ın Cranford isimli kitabı. Bu kitabı alma sebebim Mart ayında Kitap Ağacı Klasikler Kulübü'nün seçmiş olduğu bir kitap. Hep beraber okuyoruz, sonrasında hep beraber yorumluyoruz. Arkadaşlarım kitabı okumaya başladılar. Benim elime daha işte birkaç gün önce geçtiği için ben de önümüzdeki hafta okuyup onlara yetişmeye çalışacağım. Yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Kadın bir yazar seçmelerinin sebebi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyleymiş. Bakalım, ilk defa okuyacağım bir yazar. Keyifli olacağına eminim. Sonrasında Denis Diderot'un Felsefe Konuşmaları kitabı, yazarın ismini pek çok telaffuzuna denk geldim. Hangisini kullanacağımı bilemedim. Benim için en kolay olan Denis Diderot telaffuzu oldu. Eğer yine de bir hatam, bir kusurum varsa affola. Videoları çekerken en zorlandığım kısım yazar isimlerinin telaffuzları oluyor. Özellikle işte İspanyol yazarlar, o İspanya tarafları ya da işte Fransız, bu yazarların telaffuzlarında çok fazla zorlanıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum karşınıza geçmeden önce ama yine de beni uyarıyorsunuz bazı konularda. Onun için tekrar söylüyorum, bir hatam, bir kusurum varsa lütfen affedin. Denis Diderot'un Felsefe Konuşmaları isimli kitabı. Bu kitabı da alma sebebim benim. Bundan birkaç ay önce Romeo'nun Yeğeni isimli kitabını okumaya başlamıştım ve bunu paylaştıktan sonra sizden gelen bir öneri oldu Felsefe Konuşmaları. Bu kitaptan da çok etkileneceğimi söylediniz. Onun için ben de kitaplığıma eklemek istedim. Bu kitabın kurgusu da çok farklı geldi bana. Elime geçince şöyle bir baktım. Diyaloglardan oluşan bir kitap ve konu evrim teorisi ve ahlaka dair zamanından önce ileri sürülmüş düşünceler olarak kabul edilebilir demiş. Keyifle okuyacağımı eminim. Her ay bir felsefe kitabı zaten okuma listeme ekliyorum. Felsefe kitaplarını okumayı, okurken üzerine düşünmeyi gerçekten çok seviyorum. Bambaşka kapılar açabiliyor insana. Lütfen siz de felsefe kitaplarını okumaya çalışın, listelerinize almaya çalışın. Çok kolay, bir oturuşta başlayıp bitirilebilecek kitaplar değil, evet. Ama kitap okuduğunuzu hissettiğiniz, sizi yoracak, belki de bir konu hakkında fikrinizi, bakışınızı bambaşka bir hale getirecek cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Onun için felsefe kitapları benim için önemli, çok da keyifli okuyorum. Felsefe Konuşmalarını da listeme ekledim, aldım. Ve sonrasında da sevgili Uğur'da görmüştüm sanırım, böyle çok güzel yorumlamıştı. İskandinav Mitolojisi diye bir kitap. Ursula Le Guin'in de arka kapak yazısı çok etkileyiciydi, ondan da etkilendim. Bu kitabı da okumak istedim. Hatta böyle birkaç bölümüne başladım, okudum, devam edeceğim. Bitirdikten sonra da sizle yorumlarımı mutlaka paylaşacağım. Evet, benim son zamanlarda aldığım kitaplar bunlardı. Bir kısmı sahaftan, bir kısmı da İdefix'in sitesinden almış olduğum kitaplar. Hepsini merak ederek büyük bir keyifle aldım. Ve ilerleyen zamanlarda mutlaka okuma listelerimde göreceğiniz kitaplar olacaktır eminim ki. Aralarında okuduğunuz kitaplar var mı? Mutlaka bu kitabı öne almalısın dediğiniz kitaplar var mı? Bana yazmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bambaşka videolarda görüşene kadar ne diyorum? Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.